Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Razer Black Shark V2 oyuncu kulaklığının kutu açılışını ve teknik detaylarını birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Kutu açılışına geçmeden önce sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Black Shark V2'nin iki farklı kutu biçimi var. Biri USB ses kartı bulunan, biri de USB ses kartı bulunmayan versiyonu. Buna lütfen dikkat edin. Ben şu an sizlerle birlikte USB ses kartı bulunan kutuyu inceleyeceğim. Gene şimdi sizlerle birlikte kutu açılışını gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi çok sağlam bir sticker konumlandırılmışlar. Valla açarken biraz zorlandım. Hemen şöyle kutumuzu açtığımızda gayet şık bir kulaklık çantası bizleri karşılıyor. Açıkçası böyle bir çanta çıkacağını düşünmemiştim. Hani şaşırdım diyebilirim. Kutu içerisinde de gördüğüm kadarıyla sadece garanti belgesi ve kullanım kılavuzu gibi belgeler konumlandırılmış. Hemen bunları kutu içerisine atıp kutuyu kenardan veriyorum ve gerçekten etkileyici çantanın içerisine bakmak istiyorum. Öncelikle şu arka tarafını bir açalım. Arka tarafında bir şey var mı? Arka tarafı boş ama çantanın içerisinde bir adet göz var. Bunu görmüş olduk. Hemen ön tarafındaki büyük gözü açıyorum. Şöyle açtığımda gördüğünüz gibi yeşil bir iç yapıyla birlikte bizleri kulaklığımız karşılıyor. Ve buradaki iç yapı gerçekten etkileyici ve tasarım olarak da güzel gözüküyor. Nem veya rutubet yapmaması için bir adet poşet konumlandırılmışlar. Ve kutu içerisine devam ettiğimde bir adet bir paket görüyorum. Bu paket içerisinde mikrofonumuz çıkıyor. Mikrofonumuz çıktığına göre ne anlıyoruz buradan? Çıkartılabilir ve istediğimiz zaman takabildiğimiz bir mikrofon bulunuyor. Bu da kullanım zamanında bizlerin çok işine yarıyor. Mikrofon kullanmayacaksak ağzımızın önünde böyle bir mikrofon durmuyor. Bu da etkileyici bir şey olmuş. Hemen bunu şöyle kenara alıyorum. Burada bir adet daha poşetimiz var. Bunu da çıkarttığımızda kulaklığımızın AUX girişi olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda videonun başında da söylemiş olduğum ses kartı da kutu içerisinden AUX girişine takılı olarak geliyor. Sonrasında biz de bu ses kartını bilgisayarımıza takarak rahat rahat kullanım gerçekleştirebiliyoruz. Poşetleri kenara alıyorum. Kulaklığımızı ve ses kartımızı koyuyorum. Videonun başrol oyuncusu olan kulaklığımızı çantadan çıkartıyorum. İlk olarak baktığımda gördüğünüz gibi kalite olarak etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Her zaman Razer'ın kullanmış olduğu siyah mat renk gerçekten etkileyici duruyor. Hatta şu şekilde kulağıma taktığımda şunu fark ediyorum. Gerçekten dışarıdan gelen sesi çok güzel absorbe ediyor. Ve burada kulaklık pedlerinin de kalitesini birazcık anlamış oluyorum ürünü kullanmadan. Hemen şöyle çantayı kenara alıyorum. Şu poşetleri, ses kartını ve mikrofonu. Mikrofon yanımızda kalsın gerçi. Poşetlerle çantayı kaldırıyorum. Ses kartını da çantanın içerisine koyuyorum. Ve kulaklığımızın teknik detaylarına birlikte değiniyor olalım. Gerçekten kulaklığın esnek olduğunu görüyorum. Bu da kullanım açısından konfor olarak bizlere büyük bir artı olarak geldiğini söyleyebilirim. Çünkü gerçekten esnek bir yapıya sahip. Ayarlanabilir kulak raylarıyla birlikte kafa konumumuzu tam olarak gerçekleştirebiliyoruz. Bu da uzun süre kullanımlarda bizlerin konforunu arttırıyor. Kulaklığımızın mikrofonundan kutu açılışında bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi sol sürücü üzerinde bir adet mikrofon girişi var. Şu şekilde mikrofonumuzu takarak konumlandırabiliyoruz. Mikrofona da baktığımda gayet esnek ve istediğimiz kıvamda, istediğimiz konumda durdurabiliyoruz. Ve bunun adına da zaten flexible bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim yapı olarak. Burada benim en çok ilgimi çeken yapıya baktığımda kafa bandından bahsedebilirim. Öncelikle Razer yeşili olan etkileyici bir renk konumlandırılmış ve bununla birlikte gerçekten kalın bir ped yapısı var. Bu ped yapısının kalın olması uzun kullanımlarda kafa yapımızın konforu için çok önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Bu sünger yapıda hafızalı kulak yastığı bulunuyor ve bu sayede de kulağınızın şeklini alarak konforunuzu arttırıyor. Bununla birlikte sürücülerimize biraz bakmak istiyorum. Sürücülerimizin dış yapısında sol sürücüde mikrofonun sessize alma tuşumuz bulunuyor. Onun yan tarafında da sesi açıp kısabileceğimiz bir adet pot bulunuyor. Diğer sürücümüze baktığımda ise başka bir tuş konumlandırılmamış. Yani bir adet ses açma kapama, bir adet de mikrofonu açıp kapatma tuşu bulunuyor kulaklık üzerinde. Biraz daha şimdi teknik detaylara değinmek istiyorum. Teknik detaylarda sürücülerimizin çapının 50 mm olduğunu söyleyebilirim. Tabi bununla birlikte bu 50 mm'lik sürücüler bizlere ne imkanlar sağlıyor? 100 desibellik bir ses hassasiyetimiz bulunuyor. Tabi bununla birlikte 12 Hz ile 28 kHz arasında bir frekans aralığı bizlere sağlıyor. Bu sürücülerin en büyük özelliği titanyum sürücü olması.
Bu da bizlere zengin tizler ve güçlü bas deneyimi yaşatıyor. Tabi bununla birlikte sürücülerimizin THX sertifikası var. THX sertifikası ile birlikte oyun deneyimimizi en üst seviyeye çıkartarak sürükleyici bir oyun keyfi almamızı bizlere sağlıyor. Biraz da mikrofonumuzun teknik özelliklerine değinecek olursak 100 Hz ile 10 kHz arasında frekans aralığı bizlere sağlıyor. Mikrofonumuz tek yönlü ses alma özelliğine sahip. Bu sayede dışarıdan gelen sesleri minimuma indirmiş oluyor. Kulaklığımızın genel yapısına baktığımızda 262 gramlık bir ağırlık bizleri karşılıyor. Aynı zamanda örgü kablo konumlandırılmış. Bu örgü kablonun uzunluğu ise 180 cm. Ürünün diğer teknik detaylarına ve satın alma bağlantısına ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmından linke bakabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.